Cani Koca uyudukları sırada pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Bir ölü, iki ağır yaralı. Gaziantep'te ayrılmak isteyen dini nikahlı eşi Hamide Şeyh Müslim'in evini basan Cani Koca Ümit Dur, eşi ve annesini ağır yaralarken 23 yaşındaki engelli kardeşini öldürdü. Korkunç cinayetin tek tanığı olan 4 yaşındaki Merve Bozan, dehşete düşüren anları, ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. O Ümit'ti, diyerek anlattı. Olay, Merkez Şahinbe ilçesine bağlı Saçaklı mahallesinde 22 Temmuz günü sabah saat 05:30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre eşinden ayrılan yabancı uyruklu Hamide Şeyh Müslim, Ümit Dur ile dini nikahla evlendi. Aradan geçen 1,5 yılın ardından bir erkek çocuğu olan anne Şeyh Müslim, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olan eşinden şiddet görmeye başladı. Gördüğü şiddetten dolayı ayrılmak isteyen Şeyh Müslim, annesinin evine geri döndü. Evinin önüne gelerek kendisini defalarca tehdit eden Ümit Dur'u polise şikayet eden Hamide Şeyh Müslim, 4 ay önce 3 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Aradan geçen 3 ayın ardından Ümit Dur, Hamide Şeyh Müslim'in kardeşi ve annesiyle birlikte kaldığı evi silahla bastı. Üç arkadaşıyla birlikte eve giren Cani Koca Dur, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Eşi Hamide Şeyh Müslim, eşinin kardeşi Cemil Şeyh Müslim ile anneleri Zehra Faraç'ın üzerine uyudukları esnada kurşun yağdıran Dur, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarından dolayı ağır yaralanan iki kardeş ile anne, ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemil Şeyh Müslim doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamazken yoğun bakımda tedavi altına alınan ağır yaralı Hamide Şeyh Müslim ve anne Zehra Faraç 6 gündür yaşam mücadelesi veriyor. O esnada evde olan Hamide Şeyh Müslim'in bir önceki evliliğinden olan 4 yaşındaki kızı Merve Bozan ise dehşete düşüren anlara tanıklık etti. Annesinin dini nikahlı eşi Dur'un yaşattığı dehşeti birebir yaşayan küçük Merve, dayısı, annesi ve anneannesinin üzerine kurşun yağdırılmasını korku dolu gözlerle izledi. Yoğun bakımda olan annesinin hayati tehlikeyi atlatmasını umutla bekleyen Merve, korkunç cinayetin tek tanığı olarak yaşananları anlattı. Annesinin karnından vurulduğunu söyleyen Merve, ben diyordum. Annem de uyuyordu. Dayım da uyuyordu. Onu vurdu. Ben çok korktum. Sadece bir kişiydi. Ben onu tanıyordum. O Ümit'ti dedi. Evet. Kimdi o? Katil zanlısı Ümit Dur'un Cuma günü saat 5:30 sıralarında 3 arkadaşıyla birlikte geldiğini söyleyen AB Yusuf Şeyh Müslim, ilk olarak evin dışarıdaki elektrik şartelinin kapatıldığını aktardı. Şu duvardan bileyim çıkılar, hala da iz şeyler var, ayak şeyler izler var. Şuradan da çıkılar, bileyim mi içeri yavaş yavaş aşağı iniler, arkadaşlara da yardım ediler. Burada içeri giriyorlar, aynen yürüyorlar böyle. İçeri girdikten sonra burada Cemil kardeşim burada yatıyorlar. Burada kız kardeşim. Yerinde? Annem yatıyor. Orada izleri duruyor değil mi? Aynen izler hala burada da duruyor. Küçük kız vardı buradan. Bilin mi? Bu kızı küçük çocuğu kaldırıyor buradan şuraya atıyor. Annesinin koyundan alıyor buraya atıyor. Sonra çocuk da hepsi olaylar hepsini gördü. Şahit her şeye şahit. Cuma günü saat 5:30'da buraya geliyorlar, sokağa giriyorlar. 4 kişiler. Geliyorlar şartelleri kapatıyorlar. Komşuların da şartellerini kapatıyorlar. Maksat karanlık olmak için. Sonra damın üstünden giriyorlar aşağıya. Kapılar anahtardan kilitlenmiş. Derbese iki derbese açılır, kapı açılır. Bir de içeri giriler, odaya giriler. Odadan sonra kardeşim var Cemil, onu silahtan vuruyor. Kız kardeşimden, annemden. Sonra da buradan çıkıyorlar, vurduktan sonra buradan çıkıyorlar. Kız çocuğu da var. Kız çocuğu merdiven üstünden almış, bilin mi? Divanın üstünden bir geçiye atmış. Çocuk her şeyi gözünden gördü. Sonra da buradan da çıkıyorlar, kapıdan kaçıyorlar buradan.
Yani hepsi de kemirada var sokakta, bizde hepsini şey yapmış. Annemin durumu hastaneye ilettik, şey yaptık. Biraz durumu yani eskide göre biraz iyi. Kız kardeşim de şimdiki de daha hastanede hala yatıyor. Bomba tüfekten hepsini vurdu. Kız kardeşim de şimdiki yatıyor. O günden beri, cuma günden beri şimdiye çek. Aynen hepsi uydu yerden sıkıyor. Kaç ay evvel tehdit etti, burada kalmayacağız, ne bileyim şöyle böyle dedi, bileyim mi? Tehdit yaptı, kaç defa kendi silah da çekti. Sokaklarda bileyim, biz de 2-3 defa şikayet yaptık, bileyim mi? Polisler geldiler, konuştular, dediler bize bunlar bir şey yapmazlar, şey yapma. Biz dedik adam bizi tehdit edeyim, bileyim mi? Dedi bir şey yapmaz. Dedik adam geli silahtan gezi yakayı sokağa, alkol, malkol içiler. Çakal makallardan arkadaşları var, gelirler bura. Bileyim mi? Rahatsız veriler. Yani biz şikayet etmiştik. Uzaklaşma kararı almış, bileyim mi? Polisler dedi mesela bu yere imza, her haftada imza atayım, gelmeyecek. Hala da kendi geliydi. İlk evlenmemizde bir şey yokturdu, bileyim mi? Sonradan çocuk olduktan sonra bileyim mi, bu sıkıntılar başlamaya çıktı. Bu işte arkadaşlara gitmiş, bileyim mi? Alkol, melkol işte bunlara bulaşmış, şey olmuş. Bu bir işe giriyor, bir çıkıyor, sonra yani biz duyduk. O biz yani konuştuk annesinden, arkadaşlarından, hepsinden yani konuştum. Geldim sıkıntıları böyle böyle yapayım. Düzelmedi. Biz de kardeşimizi aldık. Ona ben işte sıkıntılı vereyim. Biz yani böyle bir şey bekleyemiyoruz dedik, bileyim mi? Ama yattı gitti. Bunlar da yatıyorlar bunlar. Bunlar ha sebepte, bileyim mi? Ha hakta bunu ne kafir yapar ne de Yahud yapar bu işi. Yani sen gelin tüfekten vurayım, bunlar yapmışlar. O biz de yani biz hakkı, adaleti istik. Tayyip Recep Erdoğan'dan, bileyim mi? Bu hükümet devletinden, bileyim mi? Biz hakkı, adalet istik. Adalet yerini vursun, bileyim mi? O biz de devlete güveniyoruz. Ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ümit Dur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.